Halkla ilişkiler, insanların organizasyonlar etrafında toplanmaya başladıkları günden beri uygulanıyor. Çok çeşitli tanımları olan halkla ilişkiler, geniş anlamıyla kuruluş ile hedef kitle arasında ilişki kurma, güçlendirme ve korumaya yönelik çabalardır. Ayrıca strateji doğrultusunda belirlenen amaçlara ulaşmak için iç ve dış hedef kitleye bilgi verme Olumlu iz bırakma adına gerçekleştirilen ve geri beslemenin de önem taşıdığı planlı çalışmalar bütünü şeklinde de tanımlanabilir. Bu amaçlara ulaşmak için halkla ilişkiler, basın bültenleri, sponsorluk, seminer, festival, basın gezisi, açılış, kutlama, kurum içi yayın organı gibi çeşitli araçlardan yararlanılır. Bir yönetim işlevi olan halkla ilişkiler halkın tutumlarını değerlendirir. Kuruluşu Kamuoyu yararına olacak bir olaya yakınlaştırır. Halkın anlayışını ve güvenini kazanmak için çalışır. Planlar ve uygulamasını yapar. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: Halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin temel amaçları, halkla ilişkiler süreci, iletişim sürecinde halkla ilişkiler, halkla ilişkiler yöntem ve araçlarıdır. Programı izledikten sonra halkla ilişkiler nedir? Amaçları nelerdir? halkla ilişkiler süreci ve yöntemleri nelerden oluşur? İletişim sürecinde halkla ilişkilerin önemi nedir sorularına cevap verebileceksiniz. Halkla ilişkiler bir örgütle o örgütün ilgili çevresi arasında karşılıklı iletişim, anlayış, işbirliği ve hoşgörü ilişkisi kurulmasına ve bu ilişkinin devamına yardımcı olan yönetsel bir işlev olarak da tanımlanır. Temelinde de ikna, retorik ve algı kavramları yatar. Müzik Halkla ilişkilerin temel amacı kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim ortamı yaratmaktır. Daha ayrıntıya girerek halkla ilişkilerin temel amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür. Gerçekleri yansıtır, uzmanlık işidir. Bilimsel temellere dayanır, halka aydınlatır ve onlara çalışmaları benimsetir. Halkta yönetime karşı olumlu davranışlar oluşturur. Halkın yönetimle ilişkilerinde işleri kolaylaştırır. Halktan bilgi alır ve halka aydınlatıcı bilgi verir. Özel ve kamu yararlarına cevap vermeye çalışarak sosyal sorumluluk duygusu yaratır. Halk ilişkiler sürecinin işlevleri dendiğinde ilk akla gelen araştırmadır. Araştırma bir kurum ya da kuruluş hakkında halkın ya da kitlenin ne düşündüğünü ortaya koymak, var olan tutumu yeniden düzenlemek için yapılan etkinliktir. Halkla ilişkiler uygulamasında önemli olan hangi kitleye, nasıl bir biçimde, ne zaman ulaşılacağı ve hedef kitleye ne iletileceğidir. Araştırmaya girişilmeden önce hazırlık çalışmaları yapılır. Bu amaçla araştırma yapılacak konu ya da sorun belirlenir. Kimlerin araştırma kapsamında tutulacağına dair örneklem belirlenir. Bilgi toplama amacıyla yapılan görüşmelerden sonra veriler bilgisayar yardımıyla nesnel çözümlemeye alınır. Daha sonra eldeki veriler yorumlanır ve raporlaştırılır. Halkla ilişkiler işlevlerinden bir diğerine planlamaya bakalım şimdi de. Planlama, gelecekte yapılacak çalışmaların düzenli, sistemli ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için gereken önlemlerin ve kararların alınmasıdır. Planlama aşamasında yapılacak halkla ilişkiler çalışmalarında kısa, orta ve uzun vadede neler yapılacağı önceden belirlenmelidir. Planlar her şeyden önce açık, kesin, geçerli bir amaca yönelik olmalıdır. Planlamada devamlılığın sağlanması gereklidir. Planların örgütün benimsediği standart ve politikalara uygun olması ve örgütün değişik bölümleri arasında bir denge sağlaması gereklidir. Bütün bunlar göz önüne alındığında halkla ilişkiler sürecini şu şekilde sıralayabilmek mümkündür. Öncelikle sorun tanımlanır. Ardından durum değerlendirilmesi yapılır. Sıra halkla ilişkiler programının hedeflerinin belirlenmesine gelir. Hedef kitlenin belirlenmesi ve çözümlenmesi aşamasını her hedef kitle için amaçların belirlenmesi izler. Etkinlik ve iletişim programları hazırlanır. Program değerlendirilir ve uygulama planları hazırlanır. Araştırma ve planlama sonucunda oluşturulan kararların faaliyete geçirilmesi uygulama aşamasında gerçekleşir. Hedef kitlelere ulaşmak için hazırlanan iletilerin iletilmesinde davetiyelerden panellere, bültenlerden çeşitli yarışma ve organizasyonlara kadar her şeyde gereken özen ve dikkat gösterilmelidir. Öyle ki bir tebrik kartının karakterinin ya da bir konferansta konuşmacının önünde duran bardağın tipinin seçilmesinde gösterilen ciddiyet, hedef kitlelerin etkilenmesi için küçük gibi görünen önemli ayrıntılardır. Son aşama ise yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarının hedeflere ulaşıp ulaşmadığının ölçülmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirildiği aşamadır. Değerlendirme aşamasında amaç bir şeyleri kanıtlamak değil, neyin nasıl olduğunu öğrenmektir. Değerlendirme aşamalarında programın istenilen hedefe uyup uymadığı, düşünülen ve mevcut harcamaların neler olduğu ve bunların etkinlikle ilişkisi, programın belirlenen hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığı, programın istenilen hedefe ulaşmak için etkili olup olmadığı, programın istenmeyen etkilerinin var olup olmadığı incelenir. Halk ilişkiler çalışma ve etkinlikleri gerçekleştirilirken kullanılan araçlar genel olarak sözlü araçlar, yazılı araçlar, görsel işitsel araçlar olarak sıralanabilir. Sözlü araçlarda diyebileceğimiz yüz yüze ve kitlesel iletişim araçlarından ilki konuşma ve görüşmedir. Diğerleri toplantı, konferans, seminer, sempozyum, panel, sergiler, panolar, fuarlar, festivaller ve yarışmalar şeklinde sıralanabilir. Yazılı ve basılı araçlardan ilki ise broşürlerdir. Broşürler, kuruluşların çalışmalarını duyurmak amacıyla hazırlanan, çok bilgi içeren, çekici tasarıma sahip olan bir tanıtım aracıdır. Kitapçıklar da personel politikalarını duyurmak, çalışanları çeşitli konularda bilgilendirmek ve eğitmek, kuruluşun tanıtımını yapmak amacıyla hazırlanan tasarımlardır. Yazılı ve basılı araçlardan bültenler, kuruluşla ilgili haberleri ulaştıran basılı araçlardır. Haftalık, 15 günlük, aylık ya da 2 aylık süreli yayınlar biçiminde yayınlanabilen, ücretsiz dağıtılan halkla ilişkiler aracı gazetelerdir. Dergilerde çekiciliği arttırmak için kuruluş haberlerine yer verme oranı çok düşük tutulan gazetelere göre daha geniş zaman diliminde hazırlanan yayın türüdür. Programa halkla ilişkilerin tanımını yaparak başladık. Buna göre halkla ilişkiler genel olarak bir organizasyonla hedef kitlesi arasındaki ilişkinin yönetimi olarak tanımlanıyordu. Ardından halkla ilişkilerin oluşum aşamalarına değindik. Bu aşamalardan ilki bir kurum ya da kuruluş hakkında halkın ya da kitlenin ne düşündüğünü ortaya koyan araştırmaydı. Planlama ise gelecekte yapılacak çalışmaların düzenli, sistemli ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için gereken önlemlerin ve kararların alındığı aşamaydı. Programın ilerleyen dakikalarında ise halkla ilişkiler sürecinde kullanılan yöntem ve araçları tanıttık. Kısaca bu programda halkla ilişkiler kavramı ile halkla ilişkilerin amaçları, halkla ilişkiler sürecinin hangi aşamalardan oluştuğu ve hangi araçların kullanıldığı konuları açıklanmaya çalışıldı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Halkla İlişkiler ve İletişim ders kitabının birinci ünitesinde bulabilirsiniz. Müzik